Tayland'dan sonra yepyeni bir ülkeye hoş geldin. Neredeyiz paşam? Karadağ'dayız. Ben niye geldim buraya? Bıraktım güzelim Phuket plajlarını, ne güzel baht para birimi de vardı orada. Paşalar gibi yaşıyorduk. Kalktık Euro ülkesine geldik. Niye yaptın böyle bir şey? Malum Karadağ yakın zamanda Schengen ülkesi olacak. Yani ne zaman olur bilinmez ama çok az vaktimiz kaldı. Maalesef gelecek senelerde artık Schengen almadan bu ülkeye giremeyeceğiz. Schengen'de bayağı problem biliyorsun. Bak sevdiklerinizle bu bilgiyi paylaşın. Gel gidelim bak son zamanlarmış deyin. Size ilk ne diyecekler? Turlara bakalım kaç paramış. Hayır arkadaşlar tur mur yok. Ne var? Benjamin TV var. Ücretsiz rehberiniz. Merhaba. Bu Karadağ ile ilgili çok fazla video var. İşte nasıl vatandaş olunur, evler kaç para harcadım, aman şunu yedim, şunu görün vesaire. Ben ne göstereceğim size? Bir tur şirketine bağlı kalmadan böyle elinizden tutacağım sizin, uzatın elinizi. Her birinize bir Karadağ tatili planlayacağım. Ya yapabilir miyiz orada? Dil yok, yön bilmiyoruz ulan. Turla mı gitsek ama turla gitmezsek ucuza gelir falan filan diyenler. Bu video size hitap edecek. Ülkeden nasıl çıkacağız? Uçakta ne yaşayacağız? Karadağ'a indik, arabayı kaça tuttuk? Şehre nasıl geldik? İnternet işini nasıl çözdük? Karadağ'da nereye gezeceğiz? Buralara nasıl gideceğiz? Nerede yemek yiyeceğiz? Bak domuz eti muhabbeti de var biliyorsun. Ya şu Old Town sokaklarında bu kediler neden bu kadar korunuyor? Ne var bu kedilerde? Hangi plajlarda yüzeceğiz Benjamin? Yüzmek istiyoruz biz. Ve en önemlisi kardeş Euro ülkesi. Biz bu Euro ile nasıl başa çıkacağız? Bak sessizleştim. Euro dedim ne oldu? Bir sessizlik geldi. Bak müzik de girdi hafiften. Yani çıktık Euro'ya geldik. Canım çok sıkkın. Baştan söylüyorum bak. Uygun Karadağ tatili nasıl yapılır videosu bu. Ucuza Karadağ tatili demiyorum asla. Niye demiyorum? Çünkü gene bak gene müzik girdi. Para birimi Euro. Baya böyle moraliniz bozulacak ama üstesinden geleceğiz. Güvenin bana rehberiniz burada. Ne yapalım başlayalım mı? Hadi başlayalım. Şimdi ülkemizden ayrılırken havaalanındaki bu cihazlardan yurt dışı çıkış harç pulu alıyorsunuz. Bir kişi için 150 TL. Kartla da temassız bir şekilde ödeme yapabiliyorsun. Bu işlem ortalama 2 dakika sürüyor. Aldığın o pulu pasaportun içine koyuyorsun. Biletinle birlikte pasaport memuruna yürüyorsun. Bak yapamam edemem kimse demesin. Baştan söylüyorum ben boşuna mı dedim elinizden tutacağım diye. En basit şekilde anlatıyorum. Memur damganızı vuruyor. Pasaporttan geçtikten sonra o biletinde yazan kapı numarasına gidiyorsun. Altını çizerek söylüyorum. Yurt dışı uçuşlarınıza mutlaka 2 saat önceden gelin. Bu pasaportun damgası, çıkışın pulu, valizi teslim etme, bilet kesimi, kapıya yürüme olayları biraz uzun sürüyor. Mutlaka erken gelin. Havaalanına gelmeden önce paranızı euroya çevirin çünkü havaalanında birazcık tokatlıyorlar. Kaç euro alacağız yanımıza? Vallahi paşam o sana kalmış. Zaten şimdi videoyu izlerken kafanda rakamlar canlanır. Gezme keyif işi. Ben bilmiyorum sen kaç tane pizza yiyeceksin, kaç tane kahve içeceksin. İzlerken anlayacaksın ona göre karar vereceksin. Neyse bizi uçağa almaya başladılar. Bu Karadağ ikinci gidişimdi. İlk kez 2019 yılında gitmiştim. Yaklaşık 40 gün kalmıştım. Aslında bir haftalığına gittim ama 40 gün kaldım çünkü muhteşem bir yer Karadağ. Bu uçak yolculukları da hep soruluyor. Bindiğinizde ne yaşayacağınız kısaca bahsediyorum. Arkadaş yağmurlu bir günde uçağımız kalkışa geçti. Ben Türk Hava Yolları'nı tercih ettim. Biletimi tam 5 ay önce Skyscanner sitesinde böyle dolaşırken bir gece vakti bir baktım bir kampanya var. Ama sadece gidiş yazıyor, gidiş bileti var. 3264 lira vergiler dahil uçak bileti. Ama dönüş bileti yoktu bu fiyata. Tabii umurumda değil. Ben hayatımı anlatmıştım. Dönüş biletleriyle pek ilgilenmiyorum. Nasip diyorum bir şekilde buluruz. Uçuş yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü. Uçak kalktıktan 25 dakika sonra kahvaltımız geldi. Küçük bir su, çilekli yoğurt, peynir, salata, domates, zeytin kabı, vişne reçeli, minik bir tereyağı, dünyanın en küçük şirin bir ekmeği ve bir adet portakal suyu. Tatları nasıldı? Vallahi hepsi çok güzeldi. Malum Türk Hava Yolları bu işi güzel yapıyor. Kahvaltıyı bitir bitirmez şöyle bir camdan dışarıya bakayım dedi. O anda pilot o tok sesiyle Podgorica Havaalanı'na alçalışa geçiyoruz dedi. Bitti işte bu kadar. Kısacık. Bunları uçak yolculuğunu dert edenler için söylüyorum. O kahvaltı altı geldi kalktın ettin falan hiçbir şey anlamıyorsun zaten. Abi inişe geçerken bak kaç metre yüksekteyiz. Şahin gözlerimde bir şey gördüm. Acayip bir şey. Şimdi birazcık sessizleşiyorum. Bak konuşacağımız şeyler var. Birçoğunuz duymuştur. Karadağ'da mafyalar yaşıyor falan muhabbetleri var. Çok mafya var abi burada araştırın. Şimdi size bir ev göstereceğim. Hazır mısınız? Bak geliyor. Abi sen nasıl bir hayat yaşıyorsun ya? Bak durdurdum videoyu. La o tekne ne? O ev ne? Sen nasıl izole bir hayat yaşıyorsun? Siz de bir görün bir yorumlayın istedim. Bu nasıl ev ya? Lütfen kemeri gaz. Podgorica Havaalanı'na indik. Uçağımız yaklaşık 2 dakika içinde park etti. Körüye yanaşmadık. Arka ve ön kapı açıldı. Çok hızlı bir şekilde uçaktan indik. Havaalanı o kadar küçük ki arkadaşlar. Uçaktan inince içeriye böyle yürüyerek gittik. Öyle otobüs motobüs gelmedi. Hem merak edilen hem tedirgin eden süreç. Pasaportta ne oldu? Zaten şimdilik vizesiz bir ülke. Türkiye vatandaşları da 90 güne kadar pasaportuyla giriş yapabiliyor. Normal pasaport. Yani Tayland'da da yaşadığım aynı şey burada da oldu. Abi ne otel sordular, ne dönüş bileti, sen kimsin? Direkt mührü bastılar. Havaalanında 2 tane valiz bant alanı var. Valla burası o kadar küçüktü ki yürümedik bile 2 tane bant var.
Havaalanından internet almak isteyen olursa bak buraya fiyatları da koyuyorum. Kare koduyla alabiliyorsun. Ben almadım. İnternet almadan oluyor mu? Yapabilir miyiz? Bak onu da anlatacağım. Ben almadım. Havaalanında ATM var. Onu da not alalım. Bayağı sorunlu oluyor. Türkiye kartlarıyla buradan para çekebiliyorsunuz ama ufak bir komisyon ödüyorsunuz. Her bankaya göre bu komisyon değişiyor. Biz Karadağ'da araç kiralamaya karar verdik. 5 tane farklı araç kiralama ofisi var. Biz Renault'u tercih ettik. Gelmeden önce bayağı araştırdım. Bana güvenin, en uygunu Renault. Bakın bir de küçük önemli bir not. Araç kiralama, teslim alma süreci 15 dakika sürdü. Bak bu zaman dilimlerini söylüyorum ki rahat planınızı yapın diye. Bir de benden duymuş olmayın. Bu Renault'dan falan kiralarsanız nakit verirseniz indirim de yapıyorlar. Biz 3 günlüğüne kiraladık. Toplamda 90 euro ödedik. Ayrıca bir de 200 euro depozito veriyorsunuz. Arabayı teslim ettiğinizde bunu rahatlıkla geri alabiliyorsunuz. Yani burada kiralama şirketle ilgili bir şeyler duydum. İşte depozitoyu geri alamıyorsun, edemiyorsun falan filan. Yani doğruluk payı olabilir. O yüzden aslında Renault'u tercih ettim. Bilindik bir yer. Ama sen istiyorsan git Cingen Turizm'den kirala. Ben yaşadığım şeyi paylaşıyorum. Ne istiyorsan onu yap. Ya kardeş bu havaalanından taksiyle gidemiyoruz mu? Gidersin kardeşim ama mesela sadece Kotor'a gidiş 80 euro ödersin. Bak fiyatlar burada. Yani biz 90 euro 3 günlük araba kiraladık. Yine de senin bileceğin iş. Arabamız turuncu bir Clio'ydu. Teslim almadan önce hem kontrol ettim hem fotoğrafları çekin. Siz de mutlaka bunu yapın diye anlatıyorum. Sonra işte yok şurası çizilmiş, burası olmuş falan filan demesinler. Çatır çatır fotoğraflarını çekin o an havaalanındayken. Arabaların direksiyonları sol tarafta. Aynı bizim ülkedeki gibi. Bunlar soruluyor ondan söylüyorum. Arabanın yakıtını dolu bir şekilde veriyorlar. En son sen de bırakırken fullleyip öyle teslim ediyorsun. Benjamin, internet almadık. Yolu nasıl bulacağız? Harita için internet gerekiyor. Kiraladığınız bütün arabalarda internetiniz olmasa bile haritayı kullanabiliyorsunuz. Gideceğiniz yere bildiğin Kotor yazıyorsun ya da Budva, nereye gitmek istiyorsan. Paşalar gibi sana yolu gösteriyor. Rahat takip ederek gidiyorsun. Kaderde Karadağ'da araba kullanmak da varmış. Nereden nereye? Buraya gelmeden önce bizi çok uyardılar. İşte trafik kurallarına uyun, bak çok büyük cezaları var falan. Bak siz de dikkat edin. Sonra Benjamin bize araba kiralattın, cezalar yedik falan olmasın. Ve abi o Karadağ'ın meşhur dağlarında yavaş yavaş yolculuğumuz başladı. Havaalanıyla Kotor 78 kilometre mesafede ama yollar bayağı düzgün. Bizimkisi yağmurlu bir yolculuktu. Böyle tatlı tatlı giderken sanki uçakmışız gibi bulutların arasına girdik. 5-10 dakika sürdü ama sonra tekrar hava açıldı, aşağı doğru inişe geçtik. Böyle yavaş yavaş giderken sağımıza bir baktık, Budva'ya gelmişiz bile. Budva'dan Kotor'a da 25 dakikada geçtik. Yani bundan 5 yıl önce buralarda bisikletle dolaşıyordum. Hiç unutmuyorum. 5 euroya yaşlı bir ablamızdan kiralamıştım. Şimdi böyle arabayla geçmek çok iyi hissettirdi. Valla sürekli böyle şükürler olsun dedim. Kendimi çok iyi hissettim. Konaklayacağımız eve geldik. Arabamızı koyduk. Böyle bir otoparkı vardı. Şimdi ben Airbnb'den de Booking'den de bir süre ev baktım ama en uygunu misafir.com sitesindeydi. Bulamayanlar için açıklama kısmına linkini de bırakırım. İsterseniz bakarsınız. Misafir.com'un Karadağ'da uygun fiyatlı 4-5 tane ev var. Hem bir Türk'le de muhatap olabiliyorsun. İstediğin zaman yazışabiliyorsun. Bizim bu kaldığımız ev 4 kişilikti. Gecelik fiyatı 2050 liraydı. Yani kişi başı 500 liraya falan geliyor. Bunun üzerine de ayrıca bir temizlik ücreti ödüyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Evimizin mutfağı var. Deniz manzarası var. Sınırsız bir internet. Banyoda sıcak su, iki odalı, yataklarda çok rahattı paşam. Temizdi abi. Kişi başı 500 liraya Euro ülkesinde böyle bir evde kalmak bence efsane. Bu misafir.com'un Türkiye'de de evleri var. Bazen öyle fiyatlar oluyor ki hatta hatırlayanlar vardı belki. Göcek'te havuzlu bir villada kalmıştım. Pansiyon fiyatına falan gelmişti. Ben gittim açıklamaya linkini koydum. İsteyen girer inceler. Dilerseniz rahatlıkla iletişime de geçersiniz. Abi böyle para birimi Euro olan ülkelerde mutfağı olan ev tutmak çok önemli. Yani Türkiye'den gelirken pilavını, makarnanı falan getiriyorsun. Alışverişini yapıyorsun. Akşam evde yemeğini yapıyorsun paşalar gibi. Sabahları git marketten sıcak ekmek al. Sabah çayını demle, kahvaltı. Oh! Yani o dışarıda restoranlarda yemeğe vereceğin parayı benzine ver. Arabanı doldur. Paşalar gibi gez. Valla biz gezmeye geldik. Yemek yemeğin değil ama yerel lezzetleri tatmayacağız mı? Tatacağız. Onları da göstereceğim size. Böyle nokta atışları yapacağım. Şimdi gezmeden önce ne öğreniyoruz? Yani böyle maddi durumu çok yüksek olmayan arkadaşlar ne yaptı? Beni dinledi. İnternet almadı. Nasıl halledeceğiz? Harita sadece arabada var. Yürürken nasıl bulacağız sağa solu? Bakın Maps.me isminde bir uygulama var. Bak buraya eşek kadar logosunu koydum. Yanlış bir şey indirmeyin. Ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsun. Reklam meklam değil. Gelmeden önce Karadağ haritasını indiriyorsun. İnternetin olmasa bile ücretsiz bir şekilde haritalara bakıyorsun. Gideceğin yeri buluyorsun. İlk günümüzde arabaya bindik. Şu meşhur dünyalar güzeli Old Town'a doğru yola çıktık. Arabamızı ücretsiz bir şekilde bir ara sokağa park ettik. Ve Old Town'un dışındaki surları, akan suları, Karadağ'ı Karadağ yapan o görkemli dağları. Neyse şu ilk bakışı birkaç saniye sessiz veriyorum. Sonra birlikte şehre gireceğiz. Thank you.
Arkadaşlar bu not çok önemli. Karadağ'da kaldığın her gece için bir vergi ödüyorsun. Bir gece için kişi başı 1 euro. Yani şimdi bu vergiyi ödemezsen ne olur? Havaalanından çıkarken seni tutarlar derlerle hayırdır. Sen vergini ödememişsin. Dön şehre, vergini öde öyle gel. Yani muhtemelen sizi uçağa bindirmezler, verginizi ödemenizi isterler. Yani şimdi gözünüz korkmasın, bu bir rehber videosu. Bu Old Town girişinde bak solda bir danışma merkezi var, gördün mü? Orası turistlerin danışma merkezi. Ücretsiz bir şekilde haritanı alıyorsun. Ya ben İngilizce bilmiyorum, yapamam, edemem diye endişe duyanlar indiriyor Google Translate uygulaması. Bak gene logosunu koydum buraya eşek kadar. İster sesli ister yazılı bir şekilde rahatlıkla anlaşabiliyorsun bu uygulamayla. Yani şimdi İngilizce bilmeyenlere söylüyorum, hiç utanma, sıkılmaca yok. Ya sen turistsin ya. Onlar niye Türkçe bilmiyor? Karadağ'a her ay binlerce Türk geliyor. Hadi gel bunu konuşalım. Çok saçma olacak ama lütfen şu İngilizce konusunda rahat olun. Siz turistsiniz. Özellikle Karadağ devleti ve oradaki tüm esnafların size ihtiyacı var. Günlük verginizi ödemeye geldiğinizde sizden iki tane şey istiyorlar. Birincisi pasaportunuz, ikincisi kaldığınız yerin sahibinin adı soyadı. Bu kadar. Kaç gece kalacağınızı söylüyorsunuz, toplu bir şekilde ödüyorsunuz. İşlem de 6-7 dakika falan sürüyor. Hiç korkacağınız bir şey değil. Kaldığınız bazı evlerde diyor ki biz sizin adınıza ödeyelim ev sahipleri. Çünkü onlar da sorumluluğa giriyor. İsterseniz o şekilde de yapabilirsiniz ama kendiniz ödemeniz bence daha garantili. Evrak mevrak veriyorlar. Old Town sokaklarında kaybolmak diye bir şey var. Duydunuz mu bilmiyorum. Buradaki sokaklar o kadar güzel ki böyle yürürken kendinizi çok iyi hissediyorsunuz. Sürekli böyle yukarılara bakıyorsunuz. Burada gezebileceğiniz iki tane büyük Old Town var. Bir de Budva'da var. İkisinin ne farkı var? Kotor'daki renkler, ambiyans biraz daha gri renkte. Budva'daki Old Town ise böyle açık kahverengi. Aslında burası biraz daha böyle kışı temsil ediyor. Budva'da böyle biraz daha yaz havası var. Gidince zaten göreceksiniz, anlayacaksınız. Bahsettim ama tekrar söyleyeyim. Kotor'un bütün kıyılarında denize girebiliyorsunuz. Su çok güzel. Hele yazın geldiyseniz soğuk falan değil. O dediğim bisiklet turunu da yaparsanız böyle yorulduğunuz yerde durup kendinizi denize atarsınız. Sırt üstü yüzersiniz. Şu dağları izlersiniz. Bilmiyorum şu an anlatırken kim geliyor aklınıza ama inşallah bir an önce planlarsınız. Şimdi çok önemli bir şey anlatacağım size. Old Town'da kedileri duyanlar vardır. Burada kedilerin dokunulmazlığı var. Burada kediler çok değerli. Onlara kedi de demiyorlar. Şehrin muhafızları diyorlar. Bu güzel kenti kötülüklerden koruduklarına inanılıyor. Peki neden, yani bunun hikayesi ne? Şimdi bu güzel Kotor dağlarla çevrili böyle denizin arasında kalıyor ya. Yıllar önce burada fareler, sıçanlar, yılanlar yaşıyormuş böyle. Basmış burayı. Sayıları öyle bir artmış ki halk çok mutsuz, sokağa çıkamıyor. Bir de bunların getirdiği pislikler var, hastalıklar falan yayılmış. Kralımız da böyle kara kara düşünüyormuş. Ula demiş, ne yapacağız? İlaç mı bulsak, ne yapsak? Yani biz bu farelerden, sıçanlardan, yılanlardan nasıl kurtulacağız? Sonra bir alim çıkmış ortaya. Demiş ki kralla görüşmek istiyorum. Bir fikrim var. Kral da demiş buyursun paşa. Paşam gelsin. Bizim alim de demiş ki bu ülkeye gemilerle kedi getirin. Kediler her şeyin çözümü olacak. Bizim kral tabii bir gülmüş. Demiş ki ya ne kedisi, dalga mı geçiyorsun Allah aşkına ya, akşam akşam. O gece rüyasında bir tane kedi görmüş. Kedi böyle tip tip krala bakıyormuş. Kral uyanmış, demiş ki tamam bu bir işaret. Bana bir güven geldi. Hemen bir emir vermiş, demiş ki bu ülkeye yüzlerce kedi getirin. Abi gemilerle yüzlerce kedi Old Town'a getirmişler. Bakın sadece 2 haftada ne bir sıçan kalmış ne bir fare kalmış. O günden sonra kral demiş ki oğlum bak bu kedilere biri dokunursa artık bunlar demiş şehrin muhafızları. Kediler burada kutsal, seveceksiniz. Kedilere dokunanın demiş ağzına tükürürüm. Ve demiş ki tüm dünyaya bu kedilerin bizi nasıl kurtardığını anlatın. Ve bunu anlatan her videoyu beğenin demiş. Bak aşağıda bir beğen butonu var. Ben demedim bak, kral diyor. Aşağıdaki beğen tuşuna basarsanız hem kedileri hem de beni motive etmiş olursunuz. Şimdi beğen tuşuna basmak isteyen olursa diye 7 saniyeliğine kedilere bir saygı molası veriyorum. Sonra birlikte nereye gideceğiz, ne yemek yiyeceğiz falan filan onları konuşacağız. Old Town'da hiç exchange ofisi yok. Bu bir sıkıntı. Yani döviz bürosu bulamıyorsunuz. ATM'den çekiyorsunuz. Aslında euro ile gelmeniz daha sağlıklı olur. Ama buraya geldiğinizde 5 euro komisyon ödeyerek herhangi bir ATM'den paranızı çekebiliyorsunuz euro olarak, Türk kartıyla. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Yorumlarınız benim için çok önemli. Hala izleyen biri varsa orada. Video nasıl gidiyor? Böyle anlatıyorum ama iyi mi? Yani izlerken neler hissediyorsun? Plan yaptın mı? Yazdın mı o arkadaşına gidelim falan filan diye? Aşağı yazdığınız bütün yorumları okuyorum. Eğer hala orada biri varsa böyle tek başıma konuşuyor da olabilirim. İnşallah konuşmuyorumdur. Varlığınızı hissetmek istiyorum. Video bitiminde ya da şu anda aşağı inip yorumunu yazarsan, hislerini benimle paylaşırsan çok mutlu olurum. Şimdi abi ne yiyeceğiz biz bu Kotor'da? Birincisi et yemek istiyoruz mesela. Ama helal et istiyoruz. Malum domuz eti çok burada. Aman dikkat. Kotor'un merkezinde Basko diye bir yer buldum. Helal et sertifikalı. Yani abi köfteleri çok lezzetli. Burada yiyebilirsin. Adını verdin ama ben burayı nasıl bulacağım, yapamam diyenler için ben ne yaptım? Açıklama kısmına Google konumunu ekledim ya da yorumlar kısmına eklerim. İkincisi yerel bir lezzet. Burada çok güzel pizza
yapıyorlar. Hem lezzetli olsun hem de böyle uygun fiyatlı olsun diyorsanız Kotor Old Town'un içinde Pronto diye bir yer var. Buraya geliyorsunuz. Tam 10 euroya bir tane vejetaryen pizza söylüyorsun. Bak elimi de koydum büyüklüğünü görün diye. İki kişi rahat rahat doyarsınız. Bu Kotor'a gelmişken Moa'da mutlaka yürüyüş yapın. 5 yıl önce geldiğimizde biz Moa'da kalmıştık. Yani böyle sessizlik, sakinlik falan arıyorsan video başında söylediğim gibi Moa'da kalmayı tercih edebilirsin. Bu benim şahsi görüşüm. Ben Moa yakasını çok seviyorum. Hem hatıralarım var orada hem de böyle sessiz, sakin, dağ manzarası biraz daha güzel. Ya şimdi bu Kotor'da başka nereye gidebiliriz? Meşhur Perast var. Perast'ı görebilirsiniz. Arabayla yaklaşık 15 dakika sürüyor. Çok tatlı böyle ortaçağ sahil kasabası ve burası UNESCO koruma altında. Ya zaten Karadağ'ın meşhur 4 tane manzarası var. 2 tanesi burada. Birisi böyle Venedik gotik mimarisi yapılarının oluşturduğu ikonik bir silüet. İkincisi hemen önünde Dünyalar Tatlısı ikinci adası. Bunlardan bir tanesi manastır, ziyarete kapalı Georgia Adası diye geçiyor. İçinde böyle manastır var, kilise, çan kuleleri falan. Diğeri de insan eliyle 600 yıl önce yapılmış Lady of Rocks, kayaların ladisi olarak geçiyor. Onun üzerinde de kilise var. Ziyarete açık, teknelerle gidebiliyorsunuz ama tekneler çok pahalıydı. Yani 60 euro, 70 euro falan filan. Bilmiyorum gider misiniz? Parası olan varsa gitsin. Neyse paşam, Kotor'u bitirdik mi? Hadi biraz Budva'ya gidelim. Kotor'dan Budva'ya yarım saatte geçebiliyorsun. Budva böyle daha şehrimsi bir yapıya sahip. Kotor'da böyle dağlar, mağlar, sahil kasabası. Burası yüksek binalar, koca lüks oteller. Yani bana kalırsa Karadağ gelirseniz Kotor'da kalın. Bu Budva'ya gezmeye gelin günübirlik. Zaten yarım saat sürüyor. Tabii tercih meselesi siz bilirsiniz ama ben şehri sevmiyorum. Bana hitap etmiyor. Budva'daki Old Town'un bu açık kahverengi yapısından bahsetmiştim. Game of Thrones izleyenler vardır aramızda eminim. Renkler böyle tam anlamıyla Lannister'ların hani bir Cersei vardı ya yaşadığı şehirdeki renklerle aynı. Bu Budva'da girebileceğiniz bir sürü plaj var. Birincisi zaten Greco, bayağı büyük bir plaj. Hatta şöyle ben ne yapayım? İsimleriyle fotoğraflarını vereyim hızlı hızlı. Sizler de not alın. İstediğinize gidersiniz. Mogren Beach hemen Budva Old Town'un yanında kalıyor. Bence en güzel plajlardan biri bu. Bunu mutlaka gidin. Green Lagoon diye bir yer var. Buraya kanoyla gidebiliyorsunuz. Calypso plajı var. Maya plajı. Jazz plajı. Thirstino plajı, Persno plajı, Queens plajı ve o meşhur Sveti Stefan Adası'nın yanındaki plajlar. Yani bu Stefan Adası'nı mutlaka görmeye gelin. Budva ile arasında böyle 4-5 dakikalık bir mesafe var. Yani gidip o adaya giremiyorsun ama şu manzarayı görmek bile iyi geliyor. Yani bence bir uğrayın yine de siz bilirsiniz. Ve Karadağ videosu da bitti. Ben en sade bir şekilde bir tur şirketine bağlı kalmadan gelip böyle kendi tatilinizi planlayın diye elimden geleni yaptım. Bundan sonrası sizin. İster arkadaşınla paylaş, ister tek başına gel, ne istiyorsan onu yap. Sizden son bir ricam var. Aşağıda bir katıl butonu var. Bazen böyle telefonlardan gözükmüyor, bilgisayardan falan görebiliyorsunuz. Eğer bana destek olmak istiyorsanız katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Sadece 5 lira gibi sembolik bir ücreti var. Ekmek bile alamazsın o parayı. Gönül isterdi 1 lira yapayım ama en düşük 5 lira seçeneği vardı. Mecburen onu işaretledim. Bu katıl butonuna tıklayanlar ben daha video yayınlamadan günler önce izleyebiliyorlar. Benimle direkt iletişime geçebiliyorlar. Yorum yaptıklarında direkt benim şahsi telefonuma bildirim geliyor. İsimlerinin yanında bir rozet çıkıyor. Ve katıl butonuna bastıkları için benim kanalıma büyük bir destek olmuş oluyorlar. Şimdi ben yeniden Türkiye'ye dönüyorum. Çok güzel planlarım var. Sizi ülkemizde yaza hazırlayacağım. Malum bildiğiniz bir Likya yolu var. 500 kilometre sürüyor aşağıda güneyde. Ama ben yürümeyeceğim. Aslında yürüyeceğim de böyle çok yürümeyeceğim. Niyetim yürüyemeyenleri biraz böyle üşengeçlere Likya tatili nasıl yapılır onu anlatmak. Başlıkta muhtemelen Likya tatili konulu video serileri olacak. Her videoda böyle bambaşka koylar göreceğiz. Cennet gibi yerleri yaşayacağız. Yani böyle tatile gitsek, güneye gitsek, nereye gitsek falan diye soranlar için bir sürü alternatif koylar paylaşacağım. Bu arada hala izleyen biri varsa onlara bir şey söyleyeceğim. Malum biliyorsunuz Yunan adalarına kapı vize uygulaması geldi. İşte nasıl gideceğiz, ne yapacağız falan. A'dan Z'ye böyle Benjamin usulüyle anlatacağım video planlarım da var. Haberiniz olsun. Öyle dışarıdan falan da değil, birebir bütün adalara gideceğiz. Bunun daha haberini vermiş olayım. Umarım bu video yararlı olmuştur. Sizleri seviyorum. Bayramınızı kutluyorum. Ege'nin ve Akdeniz'in koylarında görüşmek dileğiyle böyle mis gibi sularda sizi bekliyor olacağım. Kendinize ve ailenize iyi davranın. Görüşmek dileğiyle. Eyvallah. Yani fırın ve market yakınsa kayak. O iş kayak. Sabahleyin fırından kahvaltını alırsın. Bir şey ihtiyaç olduğunda marketten mis gibi. Biraz sinirim bozuldu ya. Biraz insan kendini tabii kötü hissediyor. Euro olduğu için her şey. Ya böyle rakamlar 1-3, 1-3, 1-2 falan ama şöyle 6'ya çıktı mı böyle kafanda hemen hesaplamaya başlıyorsun. Üzülüyor insan tabii bu rakamları görünce. Ah, yapacak bir şey yok. Bilerek geldik bunu yani hiç şey yapmıyorum.